Selamun aleyküm. Merhaba. Berdede ne efendim? Yani delil lazım. Tersiyle. Tersiyle. Buradaki halk oylaması 90 yıllık beklenen bu ülkenin geriye gitmesini artık ortadan kaldırıp istikrarı sağlamanın yoludur. Vallahi bu halk oylaması bu ülkenin gerçekten bu milletin hak ettiği yere gelmesidir. Bu halk oylaması bu ülkede 3 defa yaşanan darbeleri ve 2 defa yaşanan darbe teşebbüsünün artık bir daha olmamasıdır. Bu referandumda evet demek artık bu ülkenin inşallah tüp kuyruklarını görmemesidir. Adnan Menderes gibi insanların asılmamasıdır. Turgut Özal'ın zehirlenmemesidir. 28 Şubat'ta başörtüsü yüzünden kızların okula gitmemesidir. Yani bu bir defa İslam meselesidir. Köye 2015 Haziran'ından önce de geldik. Yine bir seçim arifesinde yine geldik. Ondan önce de muhtarımızla görüşüyoruz. Yine Abdullah Bey'le Urfa'da da defalarca görüşüyoruz. Yani köyde birçok kişiyle sürekli görüşüyor, sıkıntılar dile getiriliyor. Amire Bey, hak işte ne? Ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya? Ben de Yani, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halk oylaması için bugün İsaören köyümüzde köy halkımızla bir araya geldik. Burada hem mahalle muhtarımız hem köy halkının taleplerini belediye başkanımıza iletme imkanları oldu. Biz de teşkilat olarak halk oylamasına yönelik yeni anayasal değişikliklerin neler getirdiğini, ülkemize ne katkı olacağını anlattık. Yine buradaki halkımızla karşılıklı istişarelerde bulunarak bu anayasal değişikliğiyle ilgili merak ettikleri konularda kendilerine bilgi vermeye çalıştık. Ben İsa Ören Köyü muhtarına ve tüm köy halkına bu akşam burada bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Karaköprü ilçemize bağlı İsa Ören Kırsal Mahallemizdeyiz. İlçe başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, ilçe teşkilatımız ile birlikte bugün İsa Ören köyünü ziyaret edip burada gerek muhtarımız, gerek köy ahalimizle birlikte hasbihal ederek özellikle 16 Nisan'daki halk oylaması ile alakalı onlara gerekli açıklamaları yapıp kafalarındaki soru işaretlerini de gidermiş olduk. Tabii aynı zamanda bizim kırsal mahallede olan hizmetlerimizi de anlattık. Burada İsa Ören köyünde olan eksikleri de yerinde görüp onları tamamlama sözü verdik. Ben buradan gerçekten İsa'nın köyüne, halkına teşekkür ediyorum. Bizi burada güzel ağırladıkları için. Ve şunu söylüyorum. Gerçekten bu ülkede istikrarın devam etmesi için bizim gerek Karaköprümüze, gerek Şanlıurfa'mıza, gerek kırsalımıza en iyi şekilde hizmet edebilmenin yolu gerçekten referandumda, yani halk oylamasında evet'i tamamlayıp gereken bütün hizmetlerin devamlılığını sağlamaktır. Çünkü bu bir devlet meselesi, bu ülke meselesi. Bunun için ben buradaki İsa Ören köy halkından referandumda, halk oylamasında bizim yanımızda olmalarını, bizlerin de gerçekten durmadan, yorulmadan Karaköprü'ye en iyi hizmeti götürmek için onların yanında olacağımızı sözünü veriyorum. Bizi bu güzel ağırlamalarından dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz her şey için. Allah sizden razı olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür.